2, 3. Bombastik, fantastik, romantik. Ok yok ya. Tamam tamam hadi. Bekle onu ya çünkü tamam. Çalışalım. Bekle. Bombastik, romantik, fantastik. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bu arkadaşlar 7 euroymuş. Beni kaybettiler. Şu an özür diliyorum. Camiye giremedik, müzeye giremiyoruz. Beni affedin. 7 euro şu an gerçekten çok yüksek bir meblağ. Bombastik, romantik, fantastik kanalımıza hoş geldiniz. Arnavutluk Tiran'dayız. Bakalım ne göreceğiz? Evet arkadaşlar, bugün Arnavut kızının söylediği gibi bakalım neler göreceğiz. Hadi geçiyoruz. Osmanlı döneminde 1791 yılında Hacı Ethem Bey ve Molla Bey tarafından inşa edilmiş. 1966 yılında Enver Hoca müzeye çevirmiş. 1990'da demokrasi dönemine geçince tekrar ibadete açılmış. Evet arkadaşlar, biz bugün de caminin içine giremedik. Saat 4'te kapanıyordu. O yüzden caminin içerisini ziyaret edemedik. Nasip de yokmuş. Osmanlı döneminden kalma bir cami. Yapacak bir şey yok. Şimdi başka bir yer varmış. Şimdi Azerbaycanlı kardeşimiz o bize yine rehberlik yapıyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Göreceğiz. Evet arkadaşlar, burada bu kart diyor. Yani Bursa Belediyesi'nin yaptığı müze. Şu an içeri gireceğiz, bakalım neler var içeride. Arkadaşlar 7 euroymuş. Beni kaybettiler. Şu an özür diliyorum. Camiye giremedik, müzeye giremiyoruz. Beni affedin. 7 euro şu an gerçekten çok yüksek bir meblağ. Aynen, kesinlikle. Biz de girişinden nereden bu arada siz? Türkiye. Tamam. Evet, ben Edirne. Evet, memleketinden. Burası memleket. Yok, Edirne değil. Ha, buradan değil misiniz? Yok, buradan değilim. Ha, böyle sanki buradan oraya göçmüş gibisiniz. Ha, yok yok. Bence vardır, bence atanızı bir kontrol edin. Ahmet, bize gerçekten mükemmel. 7 euro vermem ben buraya. Herkes aynı şey. Evet, biz kapıdan geri dönüyoruz arkadaşlar. Şurafa 2 euro yapsa belki değil mi? 2 euro, 2 euro yapsalar. İyi günler size, iyi eğlenceler. Evet, arkadaşlar buradan mı devam ediyoruz? Buradan devam ediyoruz. Burası ne? Bankerin üst kısmı ise. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 7 euro 210 TL. 210 TL Galata Kulesi de 250 TL. Yani Türkiye'de müzeyi gezmek de 250 TL. Bir yabancı gezerse 250 TL. Türk olursa 60 TL. 60, böyle bütün müzelerde geçerli 60 TL'lik kart var. Bu dünyanın her yerinde turistler için geçerli bir rakam. Yani mesela sen gittiğin Brezilya'da bir şey gezeceksin, 5 euro, 10 euro o civarlarda. Yani bence şu an normal. Yani orada ben fazla dedim ama şu an biz ülkeleri gezeceğimiz için hemen böyle birkaç, birinci, ikinci ülkede bu denli parayı yatırmak olmaz. İlerleyen ülkelerde yoksa daha rahat hareket edemeyiz. O yüzden birazcık kısıtlı kullanıyoruz. Şu an kardeşim. Buyur abi. Azerbaycan'ın bağrından kopan kardeşim bize sabah menemen yapmış, bandıra yemişiz. Öpürem, Allah razı olsun. Galatasaray'da pamdur yumurtayla bildiğimiz menemen. Bildiğimiz menemen ama sen bir şey söyledin, ne dedin? Ben Azerbaycan sulu yaptım. Azerbaycan sulu. Ha, hadi bakalım. Tabağımıza. Soğan da koymuyor. Soğan koymuyor, evet arkadaşlar. Evet, yorumlara yazın. Menemen soğanlı mı olur, soğansız? Böyle bir kaos çıkartalım.
Albanya sabahlarından günaydın. Böyle abimiz var, yemin ediyorum. Einstein'ın Türk versiyonu bize... Vallahi öyle ha. Bak gitmiş bize iki model zeytin almış. Ondan sonra çok güzel bir peynir almış. Yumurta falan. Ekmeğe de zaten... özür dilerim. Abi, nereden? Finlandiya'dan. İsveç diyecektim. Finlandiya'dan da özel ekmek getirdi bize. Falan filan. Öyle bakalım, bir menemen show yapacağız Türkler olarak. Sağ olsun. O görüntüyü de şimdi koyarım. İnşallah. Yaptığına. Neydi menemenin adı? Pomidor yumurta. Pomidor yumurta yani pomidor. Azerbaycan sulusu muydu? Yok la, Azerbaycan dilinde pomidor yumurta değildi. Pomidor diyorlar. Azerbaycanca bir Azerbaycanca bize bir şeyler söyler misin? Değil evet. İlk olarak herkesi selamlıyorum. Herkese selamlıyorum. Kim inlendiğim, eğer follow edemse zahmet olmasa parmaklarıyla onu tık tık eylesin Azerbaycan dilinde. Ama hakikaten hoş oldu. Karşıma çıktılar. İnanırsınız bana, benim çok çok güzel yani günler bağışladılar. Adamsın. Normalde gitmeliydim. Bak dün akşam gitmeliydim. Adam insanlara ya. Göre kaldım. Ya sen adamsın ya. Yani şu an anlamadıysanız yani ben şey söyleyeyim. Diyor ki normalde ben diyor gidecektim. Bir gün kalacaktım. Arkadaşlarla tanıştım, abilerle tanıştım. O yüzden şu an onlarla birlikte yani tatilimi uzattım diyor. Sağ olsun gerçekten iki gündür beri bize her yeri santim santim gösterdi. Bir de şöyle bir şey var. İki gün uzattı ama şimdi tekrar, bugün tekrar uzattı ve bizimle deniz kenarına geliyor. Şimdi biz buradan Arnavutluğun deniz kenarına gideceğiz. Çok güzel bir yer. Orada getirdiğimiz çadırları kuracağız. Böyle normalde bakalım kuramazsak otel tutacağız falan. Bak ne uygun bilmiyoruz. Ben neyi gösterdi? Yok kurmaya biliyorum. Ondan bahsetmiyorum. Ben bahsettiğim yer. Ha, yani yok, hani bak, yer izin uygun. Veriyorlar. İzin yer veriyorlar. İzin vermiyor. Çünkü Türkiye'de yasaklandı. Önceden serbestti. Belli yerler aynen öyle. Burada ondan... yok öyle bir şey. Burada rahat. Öyle. Ayarlar. Bakalım yarın röportajlar falan bitirdikten sonra basacağız gideceğiz deniz kenarına, nasıl bir şey bizi bekliyor. Ama videoları takip edip beğenmeyi unutmayın. Arkadaşın söylediği gibi kardeşim benim, yani yolda sürekli bir hayatıma bir kardeş daha katıyorum, bir kardeş daha, helal olsun. Yani bilmiyorum, şansımız şükür yani. Vallahi bize dua eden çok bence annem ediyordur, Murat'ın annesi ediyordur dua diye düşünüyorum. Yani annelerin duasından dolayı bence. Buradan annemi de öpeyim. Canım anam benim ya. Vallahi özledim ha. Kız özledim seni ha. Ankara olarak Atatürk Kültür Merkezi vardı. Akköprü'nün içerisinde. Hipodrom'un içerisinde. Önceden burası için değildi. Ya Metin diye benim bir kardeşim vardı. Küçük çocukluk arkadaşım. Mahallede çıkar giderdik şeye. Akköprü merkezine. Orası düzdü, tamam mı böyle. Dedim ki bak kayma. Metin kardeşim kıçının üstünde bir kaydı. Kıçında böyle delik. Varlığa kadar yürüdü. Ya ne gülmüştüm ya. Allah'ım ya Rabbim. Bura gelmiyor mu? Yok gelmiyor da. Bura hakkında bize bilgi verir tamam, misin? Bura önden eğlence için kullanmıyorlardı. Buranın ta tarihçilerden. Tamam. Bu savaş için kurulmuş bir şeydi. Evet. Ama sonradan baktılar bir mahiyeti kalmıyor artık. Hem de destrosyon etmek lazım. Yani yenilemek lazım. O yüzden yenileyip turistlere vermeye başladılar. Şu an yenilediler ve evet, turistik bir şey yapmaya. 10 aydı burası çalışmıyordu. Yeni yer açılmış. Bahtımıza ve kısmetimize. Şimdi kalkıyoruz yukarıya bakmaya. Ha. Akşamı daha güzel olacak aslında da ama. Anladım. Şu an sanki buraların komplesi yeni. Hiçbir şey yapmamışlar. Hepsi. Ha, sen daha, burayı mı diyordun sembol diye? Evet, daha içeride AVM olacak da açılmadı onlar. At sineği var vallahi at. Bu niye soyunmuş böyle çırılçıplak? Yoruldu işte, telledi. Vallahi ben de yoruldum, yalan yok. Baktığımda az bir şey görünüyor ama çok bir şey çıktık. Nasıl ya? Görmüyor musun? Resmen piramidin tepesine çıktık. Arkadaşlar. Güzel işim ama zaman uşaklar maşallah. Hani derler ya çıkımdan soruyorum diye. Şöyle çıktık arkadaşlar. Tirana'dayız.
Evet arkadaşlar, burası şöyle, bana göre çok bir özelliği olmayan sadece bir kule. Aynen. Şuradan ama buraya bir şöyle içecek yeri yapsalar, tüm Tirana'yı herhalde buradan gözüküyor. Böyle değişik güzel bir yer. Buradan da şöyle Murat'cığım çıkıyor. Murat! Ne yaparsın? Amca! 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 Amcam orada, bak amcam ya, yemin ediyorum. Finlandiya'nın bağrından kopup gelmiş, orada yoruldu oturdu. Amca sana telefon alacağım. Duyuyor mu bizi? Ellemeli. Duyuyor mu bizi? Amca! Arnavutluk Tirana. Böyle bir kule yapmışlar. Eskiden bir gelir misin? Eskiden neydi burası? Eskiden neydi burası? Burası evveler savaş tutmadı onlarda. Neydi? Burası evveler... Türkçe mi konuşuyor? Yok yok, Arnavut şeyci. Azerbaycan. Kırmancı konuşuyor. Evvela burada savaşın niyetinden bilmiyorlar, güllerden istifade edildi. Lerce düşmanı uzaktan görmeye, müşahede mentegeleri olsun. Ama sonradan harp ve her şey bittikten sonra hiçbir tehdit olmadığı için artık buranın turistler için geldiğim gibi yerine çıkarıp menzere baktım bu yolda. Arkadaşlar, yani burası eskiden savaşla ilgili bir yermiş, sonra bakmışlar bir getiri elde etmiyorlarmış, böyle reklefe etmişler turistler için, böyle uğrak noktası olsun diye, hani turistler gelsin fotoğraf çeksin, Tiran'ı görsün gibi bir şeyler yapıyorlarmış. Kuş bakışı. Devam ediyor. Aynen. Kuş bakışı Tiran. Bu ne abi? Bence sığınak mı bu? Sığınağı girecek kadar çok küçük. Mevzi mi bu acaba? Mevzi. Bence mevzi abicim. Mevziye benziyor. Evet arkadaşlar, böyle bir şey. Havzinela. Havzi... Ha? Arkasından seç de abi, anlaşılacak. Nasıl yani? Ne anlayacağım ben şimdi, anlamadım. Bunun... Pek arkadan çekince de bir şeye benzetemedim ama ben, evet. Bu idam tahtası. Aynen, 10 Ağustos 1988'de 35 yaşındayken idam edilen şair mi bu? Vay be. Bu idam tahtasını buraya sembol olarak dikmişler. Vay be. Aha burada. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Arnavutça bilenler şöyle Arnavutçası diyelim, böyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi böyle Amazon ormanlarında devam ediyoruz, böyle bir yer. Ağaçlı. Böyle çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir manzara bizi karşılayacak. Ya çok çıkacağız. Arnavut artistiyle karşı. Your name? Şiptaro Amerikan. Yo, your name? Is, isim. No English. No. My name is Murat. Me Murat. You? Muratay. Tural. Murat. Muratay. Murat. Muratay. 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 İsmi Muratay. Muratay. Muratay? Muratay. Yok, Muratay değil, Murat. Murat, Ekuptay. Peksi. Peksi. Evet. Peksi. You artist? Teacher.
teacher. Teacher. Abitur, ya. Okay. Perfect. Perfect. Bebat. Artista, regizor, pictor, scenarist, historian. Yani 5 elinde 5 marifet. Yani her şey var. Maşallah. 3 4 fakültete. Oo, 4 fakülte. 4 fakülte. Wow. Agronom. Agronom. Bahçe. Evet. Bahçe. Historian. Tarih. Juhletesi. Juhletesi. Letesi şipe. Konuşma, konuşmak şey rehberlik. Evet. Tercüman. Pictor. Resim, ressam. Tiyatro. Tiyatro. And tiyatro aktör. Regizör. Evet, iki tiyatro aktör. Sinemato. Pictor. Perfect. Yeah. Fitue seçimi mit Berlin. Skenograf. Ne tüm mi enantan. 2019'a kadar mı? Çimim tıpar. Aynen. 2019'a kadar Berlin'de çalışmış galiba. Yani, vay be. Anlamadım. Salye Cakut. Faliye Cakut. Taşti. Podium. Burneşan. Burneşan. Evet arkadaşlar, şimdi tam burayı anlamadığım için sonra bunu tercüme alt yazı olarak geçeceğim. Maşallah. Singer. Albanian singer. Leader. Po. Kan nani bep. Nuniversitet. Okay, thank you. Şiptaro Amerika. Na Manhattan. Okay. New Jersey. Thank you, thank you. Bye. Thank you. Alemin deret. Evet arkadaşlar. Teyzemin 5 elinde 5 marifet. 4 tane fakülte bitirmiş. Berlin'de okumuş. Her şeyi olan, aynen görmüş, geçirmiş bir teyzemizle karşılaştık. Akademik hem de kendine güzel. Bunu çok istiyorum. Çok kurtarıyor. Ama bu çok güzel. Bu çok güzel. Size büyümeyecek kuzunuz zaten. Bu kadar oldu. Tamam böyle. Benim de beyaz kedim var. Bu şimdi ondan küçük. Yemek. Yiyelim mi? Evet. Programlayıp evet. Bir yazı da okutturabiliyorsun. Çok güzel bir şey. Evet, evet. Tabii kendisi öğretiyorsun. Lan nereye gidiyorsun? Şimdi artık yapay zekayı kullanabilenler devreye giriyor. Artık yani her şeyin cevabı var. Artık önüne doğru soru soru çıkıyor. Ne istediğini doğru bir şekilde sormak. Yapay zekayı. Bye bye happy. Böyle gezerken ağaçlarda yetişen minik minik meyve. Böyle arkadaşlar, böyle minik minik meyve tarzında ayakkabılar yetişiyor. Ahmet. Büyüyünce. Bir de ileride büyük ağaçlar var, orada Air Jordan'lar yetişiyor. Air Jordan'lar. Evet arkadaşlar, bu küçük olduğu için ağaç böyle minik meyve veriyor. İleride Air Jordan'lar, ne bileyim All Star'lar falan, böyle süperstar devam ediyor. Adidas, Nike, Puma. İnşallah böyle büyüyünce bak orada direktman kutusu birden yetişiyor. Ama sen bir de Sırbistan'ın pumasını göreceksin. Of, o Sırbistan puması. Aynen. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Arnavutluğun merkezine 2 kilometre yürüme mesafesiyle biz yürüyerek geldik. Tural kardeşim yanında. Azerbaycanlı biliyorsunuz. İki bölümdür beri yanımızda. Şimdi onun kim olduğunu size anlatacağız. Arkadaşlar Azerbaycan'ın, ben kısa söyleyeceğim, sonra da kendi ağzından dinleyeceğiz. Azerbaycan'ın milli güreşi. Güreşçisi. Milli bir güreşçi. Yıllarca milli güreşçilik yapmış milli oyuncu. Azerbaycan milli oyuncusu. Evet. Merhaba kardeşim. Aleyküm selam. Hoş gördük. Bizi, aynen kendini. Tamam. İlk önce belediyeyim. Azerbaycanlıyım ama Türkçem. Yani bir Türkçe oğlu Türkçem belediyeyim. Bakı'da doğdum, Bakı'da büyüdüm. Orada milli sporcu oldum. Vakti geldi. Türkçe'de hatta davet geldi. Türk sporluğuna. Yani çeşitli kabul etseydim ama yine dediğim gibi Türk'üm fark etmez. Şimdi de buradayız. Geziyoruz. Bir yerdeyiz, ne mutlu bize. Kısa kısa anlattı. Ne kadar milli oyunda oynadın? 2006'dan 2013. yıla kadar. Vay be. 2006'dan 2013. yıla kadar. 12'ye kadar. Evet. Vay be. Kaç madalyan var?
Vallahi 50'den fazla da sayısını kaybettim artık. 50'den fazla. 50'den fazla madalyası var, evet. Hiç boş bir arkadaş değil. Yani İnşallah bütün gençliğini spora adamış. Zaten şöyle fizikten de göreceğiniz gibi. Sözüm olsun, Bakü blogu yaptığımız zaman medallarımdan bir tanesi. En değerlisini sana vereceğim. Ya yapma bak, şu an bak oğlum böyle şeyler deme bana. Zaten duygusal adamımdır yani. Ya sen kralsın ya, yemin ediyorum. Kral diyorum ya, gerçekten kral. Yani direktman akraba olduk biz. Yani bazen yani akraba olmak için aynı sülaleden olmaya gerek yok. Bazen de duygusal olarak da akraba olarak hissedebiliyorsun. Doğru. Öyle değil mi? Vallahi iyi. Diyelim kardeşimin hayatı böyle işte. Daha her bölümde biraz anlatacağız. Bilmiyorum, hikayeler devam ediyor yani. Gezerken böyle bir mezarlıkla karşılaştık. Mezarlık 1939 yılıyla 1945 yılları arasında ölen askerlerin mezarlıklarını böyle bir araya toplamışlar. Tabii ki de böyle küçük küçük, yani ne kadar sembolik mi tam o kadarını bilmiyorum. Ama şöyle göstereyim. Şöyle yakından alalım. Şöyle ne kadar yaklaştırabiliyoruz. Mesela şöyle havacı var. Bu kara birliği gibi sanırım bölüklerinin sembolleri bunlar. Komutanlarıyla birlikte şöyle hemen geri modunu alalım. Bu şekilde ve aleyküm selam, hemen şöyle gösterelim, merhaba diyelim. Merhaba Türkler. Merhaba. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Kesin iyiyiz diyorlardır. Merhaba. Çok güzel. Evet, isim? Ben Enzo. 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 Neredesin? Bu Kanada. Kanada geldi. Doğru, ya arkadaş aynen şey, evet. Kanadalıymış ya, ben Arnavut zannettim. Evet evet. Evet. Ne ama ben gidiyorum İstanbul, sendeyiz. 10 gün sonra İstanbul'a gidiyormuş. Ne yapıyorsun? Backpacker. I travel, yes. Yes, travel. And I visit family here. What's country? So no, I go no. Here, I go to Bosnia, I go to Albania, I go to Macedonia, I go to nearby countries, Croatia, and I visit all around. 20 country. I visit Tense. About 5 countries five, in the Balkans, Balkan region. Balkans, yes. Balkans next time, Turkey. Turkey, I need to go soon, brother. Very soon. Okay. Antalya gidiyorum. Oha, Antalya, bekleyin, Kanadalı arkadaş geliyor. Antalya, İzmir. İstanbul. Çok seviyorum İstanbul. İstanbul çok güzeldir. Yeah, aynen, çok güzel. Aynen. Hadi kardeş, eyvallah. Ne iş yapıyorsun sen? What's job? My job, I work with basically cars. Arabayla. Yes, araba. Aynen aynen. Teşekkür ederim. Nice teşekkürler. Teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Evet, böyle Kanadalı bir arkadaş olaya dahil oldu. Ben Arnavut zannettim ama değillermiş. Şimdi o da skuterle geziyor arkadaşlar. Neyse. Kabristan, anıtlık böyle. Böyle. Şekilde. Arkadaş tekrar yanımıza geldi, benim hesabımı sordu. Bu arada ben Kanadalı dedim ya, Kanada'da yaşayan Arnavut, yani aslı Arnavut ama gurbetçi bir Arnavut evet, diyelim. Evet, gurbetçi. Gurbetçi kardeşim benim, sağ olsun. Abone ol, takip et, yorum yaz, tamam mı? You have to follow or they follow, of course. Comment. Absolutely, absolutely. Thank you, thank you. I hope Canada's very well. Yeah, okay, well, inshallah. Buradan hi Turkey. Hello Turkey, I'm sending love from Enzo over here. I love you guys. Türkler, I love you guys. I'm coming I'm coming very soon. And for Ramadan I'm coming in Istanbul. Evet, Ramadan evet. I'm coming inshallah. Evet, Nuka
Evet arkadaşlar, Arnavutluk gecelerinden sevgiler, saygılar. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Lütfen kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bye. Tamam hadi. Bekle onu... ya çünkü tamam. Çalışalım. Çünkü tamam bak şöyle yapamam. Ben söyleyeyim sen söyle o zaman. Bekle. Bombastik. Romantik. Fantastik. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Arnavut. Şöyle yapalım mı? Biz bugün Arnavut. Arnavut. Aynen. Yo yo. Albanya Tiran'dayız. Biz niye bugün Albanya diyor diyelim ki? Onlar tamam. Arnavut diye. Tamam o zaman Arnavutluk Tiran'dayız. Biz Arnavutluk Tiran'dayız. Biz Arnavutluk Tiran'dayız. Tamam. Bakalım neler göreceğiz. Bakalım yo yo neler onu göreceğiz. Yok ben bombastik romantiği ben söyleyeyim diyorum. Tamam. Sen de Arnavutluk Tiran'dayız. Tiran'dayız. Bakalım neler göreceğiz. Bakalım neler göreceğiz. 1, 2, 3 bombastik, romantik, fantastik kanalımıza hoş geldiniz. Arnavutluk Tiran'dayız. Bakalım ne göreceğiz. Evet arkadaşlar bugün Arnavut kızının söylediği gibi bakalım neler göreceğiz. Hadi geçiyoruz.